بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Hutbe-i Şamiye 19'dan okuyorum. Ben bu zaman ve zeminde Beşerin Hayat İçtimaiye Medresesi'nde ders aldım. Ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakki, ecnebiler Avrupalılar terakkide istikbale uçmaları ile beraber bizi maddi cihette kurun-u vustada orta çağda durduran ve tevkif eden 6 tane hastalıktır. Bu hastalıklar da bunlardır. Bir de okuyorum. Ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmaları ile beraber bizi maddi cihette kurun-u vusta orta çağı durduran ve tevkif eden 6 tane hastalık varmış bizde. Anlaşılıyor ki onlarda da 6 tane kuvvet olmuş. İlle şart değil, bir tanesi de olsa yetiyor. Çok acayip bir hastalık bunlar. O hastalıklar da bunlardır. Yani bizi orta çağda durdurmaya, onların da ilerlemesine sebep olan, bizi durdurmuş. Bizi durdurunca otomatik o yukarıya gözükmüş. O hastalıklardan birincisi, yeisin, yani ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Bizim içimizdeki hastalıklardan bir tanesi, mikrop bu. Buna usta şey diyor, kanser diyor. Şey diyor bak, nerede diyor, 43. sayfada, seratan. Diyor ki, yeysin, ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Sırf Müslümanlara değil, herkese. Mesela psikoloji hastalığın temeli bu. Ben iyi değilim. Ben iyi olamam. Yok canım. Gene başıma gelecek. Yani ben güçlüyüm. Bak şimdi, güçlü olmasaydım buraya çıkamazdım. Demek ki güçlüyüm. Öldüremeyen her hastalık seni güçlü kılar. Bir hastalıktan çıkmışsan, tamam, sen güçlüsün demektir. Tekrar atakların gelmesi, abi niye bunu atlıyorsun? İçini dolduruyorum ya. Tekrar atakların gelmesi yeistendir. Kendi özgüvenini kaybetmekten kaynaklanıyor. Seratan çok ilginçtir. Osmanlılar nerede kullanıyordu biliyor musun? İnşallah gelecekte o ilaç kullanılacak zannediyorum. Sarmaşık değil. Ağaçları saran sarmaşık gibi bir şey var ya böyle. Gördünüz mü? O diğerinden ayrıdan özellik şu. Ağaca sarılıyor ya. Kökten beslenmiyor. Ağaca sarılıyor, tamam, sarıldı mı? Ağaca içine nüfus ediyor. Yani ağacın gövdesini deliyor. Her bir bağ bir kök oluyor. Yani ağacın her tarafını sarmış, emiyor. Seratan denmesinin sebebi vücudu kemiriyor. Bir şey anlatacağım. Bir daha söylüyorum. Ağaca sarmış. Sarmaşık gibi ama bazı yerde sarmaşık derler. Bizde başka bir tabir kullanırlar Karadeniz'de. Bu ağaç yani 3 sene, 5 sene gitmez. Ölüyor. Çünkü niye? Ağaca sarınca havasızlıktan değil. Bu sarmaşık kökten beslenmiyor. Sardığı yere her yeri deliyor. İçeriye giriyor, kök yapıyor. Artık ağacı kemiriyor kemiğinden, içinden. Ağaç ölüyor. Bu iki tane cinstir. Bir sarı çiçek veriyor, bir beyaz. Sarı ve beyaz çiçek veren var. Seratan, Allahu Alem, benim İbrahim Hakkı Hazretleri'nden okuduğum kansere çare olan sarmaşık beyaz çiçeği olandır. Onun kökünü alacaksın. Yaprağını veya kimyası nasıl olduğunu bilmiyorum ama bu bitkiye seratan denmesine sebep olduğu,
Demek ki seretanın çaresidir. Ama nasıl yiyilecek, nasıl içilecek bilmiyor. Bu bitki. Yani neyse, bu seretan deniliyor. Yeis aynı buna benzetiliyor. Yeis. Her tarafını sarmış. Bak böyle, 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 böyle. Böyle. Fakat bir daha söylüyorum. Üçüncü kez söylüyorum. Kökten beslenmiyor. Kök varlığını gösteriyor. Her sarıldığı yerde sökün getiremezsiniz. Sarmış. Ahtapot gibi sarmış ama böyle lif lif her tarafı delmiş. Her tarafı. Her tarafı delmiş. Her taraf kök. Ağacın yaşama şansı hiç yok. Peki nereden çıkıyor? Zaman bizden çıkıyor abi yine. Dışarıdan kökü de yoksa? Sen yok, kökü dışarıda beslenmiyor. İlk önce varlığı kök oradan başlamış. O bitki sarmaşık ağacın kenarından büyüyor. Hiç kimse yoksa kökten besleniyor. Çıkıyor. Hani bırak gidiyor. Ama toprağa koysan toprağı her tarafı gene deliyor. Ben bir tane şey koydum buna. Fasulye sırığı gibi yanına koydum. O bitkiye dala, kuru dala atmıyor. Kuru bir sırık attım. Delmiyor. Bu sefer kökten besleniyor. Yukarıdan beslenince kökü bırakıyor. Yukarıdan beslenemeyince kökten alıyor. Ama nasıl yenecek bilmiyorum. Allahu alem, geleceğin kanserin temel maddesi bu çözümün. Çünkü bunun adı seretan. Bunu Ustad Yeis'e nispet ediyor. Yeis böyle illet, melum bir şey. Ben size seçeceğim. Bu 6 tane hastalıktan bir tanesini okuyabileceğim. Okuyabilirsem. Birincisi bu. Zannediyorum bunu okumam. Çünkü Yeis'i çok anlattım. İkincisi, Sıtkın hayat içtimai siyasiyede ölmesi. Bizim içimizdeki, yani bizi öldüren 6 tane hastalık. Birincisi Yeis. İkincisi siyasi cemiyet hayatında, yani siyaset derken parti falan değil. Cemiyet hayatında doğruluğun ölmesi. Senet veriyor yalan, söz veriyor yalan, sözünde durmuyor yalan. Kefil oluyor, kefilliğini yapmıyor. Allah ayetinde mealen diyor ki, bil mana, kefil borçlu gibidir. Başka bir ayette mealinde diyor ki, de yine devam ediyor. Kefil olan şahadetini, kefil olduğunu, şahit olduğunu sakın tembellik yapmasın, gitsin o vazife yerine getirsin. Ben kefilim. Bu kitap senindi Harun. Senin değil Furkan. Ya ben nasıl gideyim ya, of mahkemede nasıl şahit? Hayır. Eğer kefilsen gidip yapacaksın. Kefil olmayacaksın ya da. Kefil neymiş? Borçlu gibidir. Nerede? İslam hukukunda. Üçüncü hastalık içimizde bizi öldüren adavete muhabbet. Ne demek? Düşmanlığı çok seviyoruz. Hücum etmeyi, aşağılamayı, kırıp dökmeyi çok hoşumuza gidiyor. Adavete muhabbet bu ya. Adavete muhabbet ediyoruz. Dördüncü içimizdeki hastalık, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Müslümanı birbirine bağlayan bir sürü rabıtalar var. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani silah-ı rahimi kat etmek. Kat-ı silah-ı rahim. Şöyle diyeyim. Sıla bağ demek. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim meba. Rahim ruhu inşa eden. Müminde olur. Rahman kafir mümin fark etmeden rızkını ve şehvetini veren, hayatta lezzetleri yaratan Allah demektir Rahman. Rahim ise sırf kendisine iman edenin ruhunu,
ve aklını inşa eden ve kendisine bağlayan ve kendisiyle besleyen ve ahiret alemleriyle onu canlı tutan Allah. Sıla-i Rahim. Şimdi dün sordular, çok anlatmıştım. Ama çok tabii derslere katılmayan ve dinlemeyen. Dün neredeydim? Dün Çatalca'da, bir de şeydeydim, Pendik'teydim. Dediler ki, abi Mubikat-i Seba var Barla'da, hatırladınız mı? Mubikat-i Seba, 7 tane hastalık, kat, zina, içki. Orada namaz yazmıyor, içki yazıyor. Oruç terk etmek yazmıyor, namazı terk etmek yazmıyor. Efendim, faiz harametini yazmıyor, zekat vermeyi terk etmeyi yazmıyor. Şey diyor, kumar, yalancı şehadetlik, içki, kat-i silah-i rahim, dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Başka neydi? Allah'a yok. He? İftira, zina. İftira. Versenize Barla'yı. Yani hep daldınız böyle deyince tak tak şey yapacaksınız. Bulmanız gerekiyor. Nerede bakalım? Söyleyin bakalım. 300 kaçtı. Hadi bakalım. He? Peki. 335. Mektubunuzda 7 kebairi soruyorsunuz. Kebair çoktur. Fakat ekberül kebair Mubikat-i Seba, yani ekberül kebair demek Mubikat-i Seba, yani bir tanesi cemiyette olursa, hakim olursa cemiyet yoktur. Onun için 52 tane kebairden 7'si ekberül kebair olmuş. Yani ne demek? Bir tanesi cemiyette olması yetiyor cemiyeti bitirmek için. Onun için ekber denmiş. Fakat ekberül kebair, yani Mubikat-i Seba, toplumu çökerten günahlar 7'dir. Katl, zina, şarap, hukuku valideyn, yani kat-i silah-i rahim, kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Namazı terk etmek yok. Orucu terk etmek yok. Zekatı vermeyi terk etmek yok. Niye? Kat-i silah-i rahimin içinde var. Yani rahimle bir bağımız var bizim. Rahim olan Allah'a. Oruç bağdır. Namaz bağdır. Zekat bağdır. Bizi Allah'a götürüyor, taşıyor. Hac öyledir. Sadaka bağdır. Şimdi rahim deyince Allah ile aramızdaki münasebetin tümü. Şimdi bunu kesince, Allah ile ilişkini kesince namaz da kesilmiş, oruç da kesilmiş, bir şey kalmamış oluyor. Onun için abi burada namaz yok, oruç yok, zekat yok, silah-i rahim de var demek. Yani Allah ile aramdaki ilişki, münasebetin tümünün adıdır. Silah-i rahim. Onun nazarıyla akrabalar bağları, Müslüman mabeynindeki vesaire. Anlıyor musunuz? Abi, bu çok... Üstad, o zaman mesela harici fazlalığı işleme, fazlalığı yapmak. Onu niye söylüyor o zaman? Hangisinin? Bununla ne alakası var? Yani fazlalığı kılın, kebaileri yapmayın. O başka bir mesele ya. Bununla alakası yok. Yani bunların içinde farzları işleyin, haramları terk edin. Silah-ı rahim de zaten içinde var. Yani otomatik olarak var yani. Burada konu şu. Oruç zikredilmemiş, namaz zikredilmemiş. Zikredilmiş, bütününü silah-ı rahime koymuş. Hukullah kısmındaki kısmın burası, hukullah resulü farklı. Evet. Yani dört hakikatin cemi ya silah-ı rahim, hukukullah, hukuku Resulullah, hukuku asfiya, asın müceddidi, hukuku mütedeyim, hukuku müminler arasındaki hukuk. Anne babadır, kardeştir, dava arkadaşıdır. İlk önce Allah'ın dediği. Allah'ın dediğine başka karşılık, başkasının dediği olmaz. Yani senin hatır için ben haram işleyeyim. Senin hatır için içki içeyim. Senin hatır için de namaz kılayım. Yok. Hukuku, hukukullah, Allah'ın dediği. Allah'ın hukuku, benim aramdaki ilişki. Hukuku Resulullah, sünnet-i seniye. Hayatımdaki yaşantının kendisi. Hukuku asfiye, as-ı müceddidine sadakat. Hayatımızın kıblesi. Ve anne baba ve müminler arasındaki bağ. Bu dört tanedir.
Bir tanesi şudur. Aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahedetullah, hayatıma istikametullah. Bunun dördünün bir araya gelirse bedenime de ibadetullah nasip ettiği dua ediyoruz ya. Peki konu o değil. Kaçıncı şey okumuştuk? 3 mü 4 mü? Ha, 4'ü okudu. Bir de okuyayım. Mümin yani Müslümanları, İslam devletlerini, Müslümanları çökerten 6 tane hastalığın dördüncüsü. Ehl-i imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. 5. Çeşit çeşit sarık hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Bunu okuyacağımı zannediyorum. 6. Menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek. Yani kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Kimin himmeti kendisi ise Hazreti Ali'ye göre söylüyorum radıyallahu anh, affınıza sığınırım ama onu zikredeyim. Kimin himmeti kendisi ise yani midesi ve uşkuluysa onun değeri de çıktığı kadardır. Kimin himmeti kendisi değil milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Şimdi yeisi çok anlattık. Sıdkiyeti de sıdk çok anlattık. Adaveti çok seviyoruz kırıp dökmeyi. Onu da hep iyi anlattık. Dördüncüsü bizi birbirine bağlayan rabıtalar var. Mesela meşveret-i şeriye var. Hürriyet-i şeriye var. Allah'ımızın bir olması var. Kur'an'ımızın bir olması var. Vesaire. Tamam mı? Bunları bilmiyoruz. Beşincisini çok ilgimi çekiyor ve çok zaman yapmıyoruz. Çoğu zaman pek buraya sıra gelmiyor. Çeşit çeşit sarı hastalıklar gibi, yani sarı demek salgın hastalıkları gibi sirayet eden, çokça çabuk yayılan, nasıl bir özellikse intişar eden istibdatlar var. Bunları açıyor, bu 54. sayfada açıyor. Bunu açmadan önce ben münazaratta bir yer var. O burasını açar biraz. 95. sayfa. 95. Zindan atalete düştüğümüzün sebebi nedir dendiği yerde şu şöyle diyor. Diyor ki la taknetu, kılıncını istimal ediniz. Şimdi biz ne okuduk? Dördüncü maddeyi mi okuyacaktık? Beş mi? Beş. Neydi beşinci madde? Ama öyle olmadı. Yani şöyle okuyalım. Çeşit çeşit sarık hastalıklar gibi intişar eden istibdat. O istibdadı konuşacağız. Yani o kadar acayip çabuk yayılıyor ki pislik bu. İstibdat. İstibdat böyle otur, kalk, yapma değil. O despotluk yani. İstibdat başka bir şey. Despotluk başka bir şey. Kalk, sus. Üslup da öyle ha, bağırıyor yani. Hey falan. Bu despot. İstibdadı da barındırır ama istibdat o değil. İstibdat çaktırmadan yer seni. Ne demek? Bunu çobanlık yapanlar bilir. Ben çobanlık yaptım. Köyde ilkokuldan önce sığır yattığı zaman fare gelir ahıra. Ayağındaki o şey var ya, mayasır mı ne diyorlar o ayak şeyinde, topu şey. Hani bir şey diyorlar. Onu yer. Ama şöyle yer. Burnundan çıkan gaz uyuşturma özelliğine sahip fare. Uyuşturuyor, yiyor. Hayvan hiç anlamıyor. Ne zaman ete kadar geldi bir basıyor ki hayvan çıldırıyor, kan akıyor. O zamana kadar anlamamasının sebebi matraklık yapmıyorum, tiyatroda yapmıyorum. Çok önemli bir şey anlatıyorum. Hayvaniyet, hayvaniyet duygumuzu uyuşturuyor. Eğer insan olursak hayvaniyet şeyler, istibdatların üfürmesi bize zarar vermez. Zarar veremez. Eğer biz uyuşturuluyorsak suç şöyledir. Bir defa ben sizi, İslam hukukundan söylüyorum. Bir defa ben sizi aldatıyorsam suç benimdir. Aynı konuda bir daha aldatıyorsam suç senindir. Niye ahmaksın?
Yani aklı normalse tabii, deli falan mazlum değilse tabii. Çünkü aynı delikten bir Müslüman iki defa ısırılmaz. Ha? Veya imani meselelerden bir tanesine muhalefet ederse bunun kafir olması için imani meselelerin beşini de inkar etmesi beklenilmez. Bir tanesini etti mi yetiyor. Tamam. Şimdi diyor ki, bir de okuyayım, çok önemli. Çeşit çeşit sarı hastalıklar gibi intişar eden istibdat. İstibdat, bak ne diyor? Muzahametsiz olan, yani muzahametsiz, hiç böyle zahmet vermeden, çektirmeden, fazla şey yapmadan, tamam mı? Bu karşını bloku etmek olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylü tefevvük. Böyle imtiyazlaştırmak, tefevvük etmek ona. Meylü tefevvük istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Siz künü lillah. Hakikatını o düşmana gönderiniz. Allah için olunuz, kendiniz için değil. İnsanlar için olmayın. Künü lillah. Allah için olunuz. Yani ilah edinme onu. O zaman meylü tefevvuk sana yapamaz. Yani nefsini ilah edineni gördün mü? Veya birbirinizi ilah edinmeyin. İlah edinenlerde bu oluyor. Meylü tefevvuk sana hakim oluyor. İlah. Mesela abi kimse ilah etmez. Allahu Ekber, Hasan ilah edindim. Ya Rabbi niyet eyledim. Hasan ilah edindim ve emrine itaat etmek için Allahu Ekber. Öyle demiyor ki. Nasıl ilah? Allah'ın açık hükümlerini değiştirdiği halde bir bildiği var diyorsan o ilahtır senin. Allah değildir senin ilahın. Haşa. Evet. Yani bir daha söylüyorum. Allah'ın hükümlerini sarihen, cahilse cehaleti özür olabilir geçici için. İkaz edilir. Ne diyorsun ya, bak burada böyle yazıyor. Mahkemattan söylüyorum bunu. Hep kitaptan söylüyorum. Çünkü çıkacak şu hükümler ağzımdan delil olacak bana haşirde. Ya ne yapıyorsun ya sen böyle? Ya öyle mi ya, bak böyle yaz. Evet, estağfurullah, bilmiyordum. Cahilin özürü var diyor. Alimin özürü yoktur. Dediği an ya niyetine hiç bakılmaz. Mesela hakkını helal et Harun ya. Helal olsun. Sonra diyor ya ben dedim ama içimden etmedim. Hiç kusura bakma, bitti. Çünkü şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Hangileri? Bir, talak. Boşadım. Ya ben şaka dedim ya, tehdit için dedim. Hiç şansın yok. Allah Resulü'nün hadisi ve İslam hukukundan söylüyorum. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Veya nikah. Zevce olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Şahit misin? Ya ben orada iş olsun, süs olsun diye dedim. Hayır. O da şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Nedir o? Talak, nikah, yemin, akit. Bunlar akittir komple. Şimdi ben bunu bilmiyordum. Hayır. Alimin özrü yoktur. Çünkü alim ifrat ediyor. İlah edilmeyin. Ne demek ilah edilmeyin? Meylü tefevvuk. Allah'ın açık hükümlerini değiştirmek veya hükmü şimdi değil veya hangi zamandayız, ne bileyim, çeşitli gerekçelerle tersini söylüyor veya ilan ediyorsa, söylüyorsa bu alelen ilah iddia ediyor kendisi. Allah'a karşı haddallah, had koşuyor. Allah böyle diyor, bu da böyle diyor. Böyle böyle gitmiyorlar yani, tamam mı? Dolayısıyla eğer Allah, yani bu bir bildiği var demek, ilah oldu demektir. Bunun izahı yok, tevili yok, felsefe yok yani burada. Ha? Bu meylü tefevvükte çok tehlikelidir. Birbirinizi ilah edinmeyin. Künü lillah. Yani kendini Allah için olunuz, kendiniz için olmayınız. Eğer Allah için olanı Allah için sorgulardı, kendi için olanı kendi için sorgular. Yani sana göre bir bildiği vardır ama İslam dinine göre bildiği yoktur.
Yani haşa, Allah'ın bildiği yok muydu ki onun bildiği var? Allah bu hükmü verirken bildiği yok muydu? Allah diyor ki haram. Meylü tefevuk. Anladınız mı? Yani meylü tefevuk. Öt. Otur. Ne biçim adamsın be? Sus. Dediğimi yap. İtaat et. Değil. Meylü tefevuk böyle bir şey değil. Bu despotluk. Meylü tefevuk. Anladın mı? Yani hizmet. İslam. Yavaş yavaş içten içe. İçten içe. Üfüre üfüre. Yiye yiye. Fare gibi. Uyuşturuyor, alıyor. Ondan sonra bir ayağının dibine kadar bir geliyor, bir bakıyorsun ki oo, ayak gitti. Şimdi kadar niye anlamadın? Uyuşturuldu. İşte gaz olarak uyuşturma tıpta kullanılan o şey var ya, spiral mi ne diyorlar? O uyuşturma maddesi. Farenin burnundan çıkan gaz, hava yani gaz model alınmış. Bilerek söylüyorum. Evet, o uyuşturma özelliğine sahip. Künü lillah. Hakikatını o düşmana gönderiniz. Yani ilah edinme. Nasıl ilah edin? Eğer kendini esas alırsan onun bir bildiği var. Ben, Allah ve o. Eğer Allah'ı esas alırsan Allah'ın söylediğine karşı bir bildiği yoktur. Allah'ın bildiği bitti. Çünkü hadallah. Hüküm Allah'ındır. Başka kimsenin hükmü yoktur. Ha. Eğer kendini künü lillah, ne diyor? Allah için olunuz. Eğer kendi nefsini mabut yapmışsan, ilahahu hevahu, yani hevai nefsini mabut yaparsan, o zaman bu hevai nefsime uygun o da ilah olur. Yani kendini esas alanın insanlar ilah olabilir. Yani cümlem şu. İnsanlığını kaybedene insanların ilah olması kolay olur. İnsanlığını kaybedene, insanlığını bilmeyene insanların ilah olması kolay olur. Sakın ne olur rica ediyorum, sakın Allah için rica ediyorum. Diyorum ki bu sözü sakın dışarıdakiler uygulamayın. Allah aşkına sana, sanadır ve banadır. Ne olur uygula. Eğer ben dine bir zıt bir şey söylüyorsam, siz de ya abinin bir bildiği var diyorsan, kendini mabut yaptın, yani nefsini mabut yaptın, dolayısıyla ben de ilahlaşıyorum. Kendi nefsini mabut yapana insanların ilah olması kolay olur. Eğer ben külliyata zıt bir şey söylüyorsam, ya bir bildiği var, on bilmiyor dersen, sadakatin yerine adamı koymuş oldun ki otomatik olarak iştirak-ı amal uhreviyeden düşüyorsun. Risale-i Nur'a muhalif bir şey söylüyor. Sadakatı bozulmuyorsa sadakatı bana tarif eder misin? Nasıl bir şeydir sadakat? İman esasından bir tanesini devre dışı yapıyorsa, Allah'ın emirlerine karşı bir tane veya birkaç tanesine muhalif şey söylüyorsa, bu adam hala kafir veya münafık olmuyorsa bana kafiri münafığı tarif eder misiniz? Ne dedi? Künü lillah. Hakikatını o düşmana gönderiniz. Yani kendini mabut yapma, şey nefsini. Ne demek? O da ilah olur o zaman. Kendi nefsini mabut yapana insanlar ilah olur. Anladın mı? Bir daha söylüyorum. Dört olsun. Kendi nefsini mabut yapana, mabut ihtiyaz edene insanların ilah olması kolay olur. Allah'ı mabut yapana insanlar ilah olamaz. İnsanlığını unutanlara insanlar ilah olması kolay olur. Hakikatin o düşmana gönderini sonra da ilel müteselsildeki terötübü atmakla müşeveş eden aculiyet çıkar. Yani sonrasına geçti. Demek ki çeşit çeşit salgın hastalıkları gibi olan, yerinden okuyayım tam yanlış olmasın, çeşit çeşit
sarı hastalıklar gibi intişar eden istibdatlar. Bir tanesi neymiş? Meylü tefevvük. Meylü tefevvükün temeli kendini mabut yapmak. Dolayısıyla insanlar ilah olur. O sana gayet zinciri vurur boğazına. Köpek gibi bağlar. Arkadaşlar, korkunç zamandayız. Ahır zamandayız. Kimse kendisini tehlikesiz zannetmesin. Bak size bir şey söyleyeyim. Bugün varım, yarın yokum. Bu laikaları böyle tutmayın. Böyle tutun. Risale-i Nur'u böyle tutmayın. Şöyle tutun. Başka ayakta duramazsınız. Çünkü koca koca büyük adam dediklerimiz alim, bizim kurtarıcılar gibi gözükenlerin nasıl devrildiklerini görüyorsunuz. En büyük sebebi ilimde sorun yoktur. Çık yukarıya Ali, ilimde sorun yok. Çık yukarıya Osman, enfusi yapılanmalarında da sorun yoktur. Çık yukarıya adalet, sorun yoktur. Hak ve batıl birbirinden ayıracak ilimlere sahipler. Çık yukarıya Ebu Bekir, sadakat olmayınca üçü çöktü. Üçünün hiçbir değeri yok. Abi ilim sahibi. Sadakat olmayınca ilim cehalete. Sadakat olmayınca Osman, enfusçilik, iç yapılanma, manevi hal, zulme, iç çöküntüye. Sadakat yoksa Ömer, adalet, zulme sebeptir. Onu kaldı. Ebu Bekir kalkarsa Ömer de yok, Osman da yok, Ali de yok. Onlar simgedir ve semboldür. Ebu Bekir falan insan değil o. İnsan ismi değil. Ebu Bekir aynı ruhunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sıddıkiyeti, sadakati simgedir. Onun için camiye konmuş. Yani İslamiyet şu 6 tane sac ayak, 6 tane iman esası üzerine duruyor. Ne ile? Eylemsel itibariyle, itikat itibariyle amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kadiri hayri ve şerri diye 6. Eylemsel itibariyle Ebu Bekir aynı ruhunda Allah Resulü'nün sadakatı, sıddıkiyet. Silah-ı Rahim, evet. Bütünün adı Silah-ı Rahim. Allah razı olsun. Güzel. Şimdi güzel oturdu. Peki, Ömer'in aynı ruhunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adalet kavramı. Ömer. Ömer aynanın adıdır. Aynanın altında reklam yok mu? Falan şirkete aittir bu cam diye. Ömer demek şirketin adıdır. Adam değil. Osman aynı ruhunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın içsel yapı. Yani enfus alem. Ali aynı ruhunda Allah Resulü'nün ilmi. Aynı Hasan'da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın fedakarlığı. Hakkından vazgeçmesi, fitne olmasın diye. Yani şahsi hukuktan feragat. Meylü rahat yapmamak, rahatını terk etmek, İslam'ın menfaati için tamam. Benim hakkım olsun. Aynı Hüseyin'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın cihadı. O zaman İslam sacı ayaklarını söylüyorum. O camide insan değil. Sadakat, adalet, enfüs, ilim, fedakarlık, cihat. Bütünü bu. Camiye bunları cem etmeye gidiyoruz abi o zaman. Cem etmeye gidiyoruz. Allah razı olsun. Aferin lan, bugün acayip oldunuz lan siz de. Bunun tümü Silah-ı Rahim'dir. Sen de çok... Bunu cem etmeye gidiyoruz. Vay be. Onun için abi mescitten vermiş de camiye. Tabii mesela cemevi, cemevi ama sif ilimde cem olmaz ki. 5 tanesi yok. Cami cem etme yeri. Camide cem vardır ama cemde cami yoktur. Yapı Arapça itibariyle. Cem ama neyi cem? İlim. Sifali var. Tekte cem olmaz. Tekte inisarcılık var. Neyse. Ne acayip değil mi? Bir daha bu layıkalar olmadan hiçbir şekilde yürüyemiyoruz. Yani ben kendim için konuşuyorum abi. Yani bulunduğumuz arkadaşlar için.
Mesela yıllardır şey ihtiyat konuşulur abi. İhtiyat. Yani ihtiyat nasıl olacak? Yani 6 senede aşağı yukarı şey yapıyor, konuşuyoruz yani. Bu 6 sene içerisinde hiç ilerleyemedik. Devlet kademesi. Evet, evet abi. O şey. İhtiyat yani, namı altında perişan oldunuz. Evet. Yani her sene bu konuşuluyor. Hemen hemen her ay bu konuşuluyor. İhtiyat yani, aman dikkat edin, bilinmeyin, derse götürmeyin, söylemeyin, anlatmayın memur arkadaşı evet, yanındakine. Evet. Yani şimdi halbuki mesela abilerin, Sübeyir abilerin falan müdafaasına baksana, o da devlet memuru sonunda. Hulusi abi. Evet abi, Hulusi hutbeye abi çıkıyor albayken. Askeriye, Allah'ın içine. Yani mesela üstada baktığı zaman diyor ki hani şeriat istemişsin doğru mu falan. Üstad diyor ki şeriatın bir meselesine bin ruhum olsa feda olsun diyor. Ama benim anladığım şeriat da sizin anladığınız şeriat farklı. Hani mesela bazı meseleleri düzelterek lahika üzerinden yürüdüğün zaman sen de rahat ediyorsun. Diyorsun ki ha demek ki bu böyle olacakmış. Yani bir şey sorulduğu zaman şüphecilikten kurtuluyorsun. Evet. Diğer türlü her hafta işte olmasa da her ay, her sene bu konuşuluyor yani. Ne olacak, ne olacak? Her sene farklı birisi aklından bir şey söylüyor. Sana mantıklı geliyor abi. Onun mantığından gidiyorsun o sene. Seneye başka birisi başka bir şey söylüyor, onun mantığından gidiyorsun. Bir karara varamıyorsunuz yani. Hala da varılmadı ya. Yani. Evet. Meşverette nedir biliyor musun? Meşverette hem dinde hem şey Risale'den açıldığı için söylüyorum. Açık emirler var ya, yap, yapma, bak, bak. Açık emirler tevil edilemez. Niçin? Açık emirler tevil ediliyorsa, tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. O zaman hiçbir doğru yoktur. Mesela siyasete girmeyiniz. Sen siyasete girme anlarsan, bu sarı ifadeyi tevil ediyorsan, o zaman tevil edilmeyecek ne var? Hiçbir şey. Ha, bir, açık emirler ve yasaklar asla tevil edilemezler. Emirler, yasaklar. Bak bir daha söylüyorum. Emirler, yasaklar. Bunun ortası var. Maslahat-ı mürsele deniliyor. Emredilmemiş saraten ima var. Emredilmemiş, nehyedilmemiş. Bu orta ayı teşkil ediyor. Şüpheli. İşte Allah Resulü'nün dininde de öyle diyor. Din diyor artık bugün haramlar belli, farzlar belli. Haramlar belli. İkisinin ortası şüphelidir. Siz de şüpheden kaçarsınız diyor. Ama emir değil. Kaçar. Şimdi emirler var bizde laikada. Bunsuz yapamazsın. Mesela nurculuk adına siyaset yapamazsın. Nurculuk adına para toplayamazsın. Açık emir. Nurculuk adına dar daireyi, geniş daireyi birleştiremezsin. Karma yapamazsın. Geniş dairede var, darda. Ama karma yapamazsın mesela. Ondan sonra Osmanlıcayı reddedemezsin. Açık emirdir bunlar. Menfi hareket silah bıçakla böyle eylem yapamazsın. Açık emirdir bunlar mesela. Sadakatı bozan. Açık emir. Uygulayayım. De ondan sonra şey ettiğin için. Nerede meşveret edilir diye. Mesela dershane mi açalım? Yurt mu açalım? Cami mi açalım? Mektep mi açalım? Konferanslar tertip edelim. Bak konferansa giden bir insanım. Ben yapıyorum, tertip ediyorlar, gidiyorum yani. Hangisini yapalım? Bu meşveret edilemez. Abi hepsini yapalım. Nurcu'nun ilk evvel bir işi var. Evleviyeti var yani. Nurcuların en büyük vazifesi her yerde bir küçük medrese-i nuri açmak. Öyle mi? Evet. Emirdan da söylüyor. Her yerde bir küçük medrese-i nuri açmak. Yok mudur? Açamadın mı? Evinize komşulardan, akrabalarınızdan 2-3 kişi toplanıp evde yapın. Buna da mı gücün yetmiyor? Hanımla beraber yap. Abi hanım da yok, bekarım. Koltukta otur, dolap, masa, insan kabul et, sandalye, halı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kardeşler de, davar arkadaşlarımız ya, hem de hiç itiraz etmiyorum. Bak hiç itiraz etmiyorum. Tamam. Onlara hitap et. Ben 6 ay bunu yaptım. Dağda yaşadım ya 98'de. Dağda kaçtık yani o şeyi. Ergonok şeyinde. Ağaçlara şaka zannediliyor biliyor musun? İnan dereyi okudum dereye. 6 ay daha kimse gidemiyorsun, gelemiyorsun. Ne yapacak? Çıldırırsın ya bu her gün ders yapan adam yani. Her gün koşan adam. Şimdi sulara okuyordum, dereye okuyordum. Bak kardeş öyle şey. Dinliyor musun beni? Nereye gittin dedim bir de baktım gitmiş o. Başkası gelmiş. Tekrar onu anlattım. Şaka zannediliyor diyor. Neyse. İstibdat. Sarı hastalık gibi çeşit çeşit istibdat. Bir tanesi meyli tefevvük dedik. İkincisi
meşveleti ortadan kaldırmak. Üçüncüsü, yani okuyacağım gene göreceksiniz. Meşvelet içinde toplum, meşveret yapacağız ya bak, sarık hastalık. Meşverete sen gel, sen olmaz. Sen de gel, olmaz. Olmaz, olmaz. Gel, gel, tamam. Hop, tamam. Kim bunlar? Noter memurları. Karar alınıyor. Arkadaşlar, kardeşler, kimi seçtim? Beni onaylayacak tipleri seçtim. Daha önce bildiğim tipler vardı. En azından şüpheli. Benim pek fikrime uymayan. Biraz böyle bir şeyden gidiyor. Laikadan falan. Şuna bir nereden kapmışsa bu mikrobu. Laikacı falan diye. Ona ya olmaz. Niye? Beni olur mu? Ha, beni onaylayacak adamları topladım. Tamam. Arkadaşlar, kardeşler. Bu sene hizmet edeceğiz. Polisiz, memuruz, efendim subayız, bilmem neyiz. İhtiyat lazım. Onun için yanınızdakilere anlatmayın. Çok gizli tutun. Namazı da ima ile kılın veya tuvalette kılın. Böyle kafayla tutun. Biz niçin varız ki? Hani. Ondan sonra öyle değil mi? Tabii abi. He? Evet. Tabii abi. Tabii abi. Ha, tamam. Meşveret kararı arkadaşlar. İsimlerinizde yazın, atın imzayı. Neyim şimdi lan? Hepinizi tasdik ettirdim. Ne dersiniz? Ne meşvereti? Böyle meşveret. Ha, bu nedir? İçimizde yayılan sarı hastalıklar gibi. Mevlüt tefevvük. İşte çeşitli çeşitli hastalıklardan bir tanesi mevlüt tefevvük. İki, cemaat içinde hürriyet-i şer'i kaldırma adına meşverette kendi yandaşlarını toplamak. Sarı hastalıklardan bir tanesi de bu. Okuyorum 54. Meşveret-i şer'iyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bizim sirayete geldi gene. Bir nurcunun sevabı bir değildir, günahı da bir değildir. Ne derler? Hasan böyle dedi. Nurcu Hasan böyle dedi derler. Hasan'ı kim dinler? Bir kim bilir? Ha, o zaman sevabım da binlerce oluyor, günahım da binler oluyor. Ona göre dikkat edeceksin. Bu işe tevessül etmeyeceksin. Yani çıkmayacaksın. Bu işler zor iş. Bu işler çok zor. Bak ne diyor? Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Sirayet eder, yani geçiyor ona. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor, belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Niye? Bunun sır hikmeti şudur. Hürriyet-i şer'i ile meşveret-i meşrua hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Mesela bir cemaatin bir lideri. Şeyhidir, ustadıdır, hocasıdır. Tek karar. Ustadın bile meşveret heyeti vardı. Benim reyim şudur diyor ama meşveretinize havale ediyorum. Meşveretinize havale ediyorum. Benim meşveretim de bu şey, reyim de budur diyor. Çok yok mu Risale'de? Var. Resulullah'ta yok mu? Var. Aleyhissalatü vesselam meşveret ediyorlar Hendek Savaşı'nda. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, o reyiniz vahiy midir, kanaatınız mı? Kanaatım diyor. Benim de diyor o kanaata zıt şu kanaatım var diyor. Ve o da söylüyor, o da söylüyor. Savaşın yöntemi, taktiği kimin dediği gibi oluyor Hendek'te? Selman-ı Farisi'nin dediği oluyor. Peygamberin de dediği de değil, Hazreti Ömer'in de dediği de değil. Vahiy değil çünkü. Selman-ı Farisi o geldiği memlekette savaş taktiği olarak Hendek kazarlarmış. Ya Resulallah, şehrin dışında Hendek kazalım. Hendek'in bu tarafında karşılayalım. Onlar Hendek'ten geçmek isterlerse biz orayı gömeriz onu. Çok mucizeler vuku buldu işte. Hendek kazarken kaya geliyor. Kayaya o vuruyor, varıyor, olmuyor. O vuruyor, varıyor. Allah Resulü bir vuruyor. Darmadağın oluyor. Ondan sonra dört parça mı ne? Bunu yorumluyor işte. Fars'ın yıkıldığını gördüm. Bizans'ın yıkıldığını gördüm. Şunu gördüm. Hatırladınız 19. mektupta. Yani acayip harikalar da olur yani. Külliyat acayip. Yeter ki sen insaflı ol. Tuhaf yani. Tuhaf tuhaf. Ama ne olur? O yönde kazarken sen de orada ol. Okurken ama. Resulullah kazıyor senin yanında falan. Mataran senin. Su içiyorsun.
Bir tane de sen vuruyorsun abi, kırılmıyor. Kırılmıyor ya. Ne, ya böyle okuyunca ben size anlatırken bile zevk alıyorum ya. Ben mektubatı, ya işte Selman Farisi dedi ki ben böyle okuyamıyorum. Onu okudum. Tamam mı bak İrfan? Okudum. Gözümü kapatıyorum. Toplanmış karar alınıyor. Savaş kararı alınıyor. Hazreti Ömer var. Şurada görmeye çalış. Şurada. Radiyallahu anh. Ebu Bekir Sıdır Kadir Han'la sahabe falan. Selman Farisi de burada falan. Resulullah işte anlattı. Sonra benim reyim şudur dedi. Hazreti Ömer orada. Yani kendini orada. Sen de orada duruyorsun. Acayip bir şey. Ben peygamber yerine kendimi koydum. Ağrıma gitti ya. O adam diyor ki ya Resulallah, Hazreti Ömer denen birisi adam. Diyor ki ya Resulallah, vahiy midir, kanaatın mı? Kanaatım. Bak gözümü kapattım, oradayım. Benim de reyim var. Ulan senin reyin var ya beni, bana karşı bu hizmette. Hemen mancınığa koyarım vallahi. Hiç şansın yok. Sakın denemeyin. Sakın bu dersi oldu diye ben Hasan'a karşı efendim meşhuret-i şerîye, hürriyet-i şerîye var diye sakın bana karşı rey beyan etmeyin. Bir daha bir çok manidar bir şey ki, o meşveretin neticesinde o büyük mucize oluyor mesela. Evet. Ufalma mucizesi oluyor. Eğer ki o meşverette Resulullah kendi kanaatini mesela illa bu olacak deseydi mesela, yani haşa. O büyük mucize alem-i İslam'da böyle gelmeyecekti, okunmayacaktı yani. Muhammed'de mi okudum, Ahmet'te mi ne okudum? Eski böyle. Eski menkıbelerde olmuş. Vakadır bunlar hep menkıbe. Orada hep anlatırım size de, bir zat şeyh muridini yetiştirmiş birine ve şeyi artık icazet vermiş, gönderiyor. Falan memlekete git, irşat et. Artık vazifeyi almış. Öyle basitçe değil. Öyle icazet almak çok zor. Şimdi murid soruyor, diyor ki efendim diyor, ben gidiyorum, bana son vasiyetiniz var mı? Bana diyeceğiniz bir şey var mı? Adam kanı dondurucu bir laf diyor. Kan donuyor. Şuurlu olanlar için söylüyor. Dedi ki var evladım demiş. Nedir efendim demiş. Gittiğin yerlerde Allah'lık davasına kalkma, peygamberlik iddiasına girme. Tövbe estağfurullah ya. Bir Müslümanın kanı donar ya. Bir Müslüman diyebilir mi ben Allah'ım? Veya ben peygamberim diyebilir mi? Adam ne demektir bile soramamış ya. Ya herhalde şaşırır da. Yani insan korkar da, hocam yani ne demek istiyorsun? Ben böyle bir an mı gördüm? De devam etti. Oğlum, her dediğim olsun demek Allah'lık iddiasıdır. Benim, beni herkes sevsin peygamberlik davasıdır. İddia ediyoruz. Herkes beni sevsin peygamberlere ait. Beni nefsinizden daha çok sevmedikçe. O ben olan ben, beşeriyet Ahmet değil o. Kainatın çekirdeği ve senin aslın. Sen aslını sevmedikçe demektir. Onu beşeriyetle alakası yok onun. Yani anlıyor musun? Kanı donuyor. Şimdi uygula bunu. Cemaate uygula. Yani her dediğim olacak. Herkes beni sevecek. Ebu Cehil peygamberi sevseydi zaten şüphe ederdik. İslam düşmanları, münafıkları halis, sadık Müslümanları sevmezler. Ne demek? Sen aslında İbrahim'i tanımıyor musun? Nemrut'u biliyorsun, despotu. Ha, Nemrut'un karşısında olandır. Ben bir tanıtmanın bir yolunu gösterdim. Firavun'u tanımak istiyorsun. Kim Firavun? Kim karşısındadır? Musa'nın. Firavun da Musa'nın, Musa da Firavun karşısındadır. Birbirini tanımlarlar. Okuyorum. Hürriyet-i şer'i ile meşveret-i meşrua hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası, ruhu ise İslamiyet'tir. Ve Hilafet-i Osmaniye ve Türk ordusunun o millete bayraktarlığı itibariyle o İslamiyet milliyetinin sadefi ve kalası hükmünde Arap ve Türk hakiki iki kardeş o kalay-ı kutsiyenin nöbettarlarıdırlar. Demek ki bizim çökmemize sebebiyet veren, içimizde yayılan sarı hastalıklardan bir tanesi mehlif tefevvük, diğeri menfi milliyetçilik. Tamam.
Menfi milliyetçilik. Devam ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu Arap'ım diyene İngiliz oyunudur. İngilizler kimlerdir? İsrail için demiyor ustad. İslamiyet'in ezeli ve ebedi düşmanı olan İngiliz diyor. Onun için Müslümanların içine attığı sarı hastalık menfi milliyetçiliktir. Demek ki aramıza girmiş ve bizi çökerten 6 hastalıktan bir tanesi sarı hastalıktan bir tanesi. Meyli tefevük 2. Menfi milliyetçilik. İşte bu kutsi milliyetin rabıtası ile umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslami ile mürtebit ve alakadar olur. Birbirine manen lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam taifeleri bir silsile-i nurani ile birbirine bağlıdır. Hani dedik ya bu asırda günah ve sevap bir kalmıyor. Onu da izah ediyor. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret olanlara düşman olur. Bak ne kadar acayip bir şey. İki aşiret, yani aşireti cemaat olarak uygula, cemaatler uygula. Şimdi bir tanesi, şimdi hiç tanımıyorsun cemaati. Adam düşman oluyor. Niye? O aşirette. La hiç kavga ettin mi? Yok. Tanıyor musun? Yok, şeye benziyor. Zulme bak. Kan üzerine kurulan spor İslam'da yasaktır. Kan üzerine kurulan spor İslam'da yasaktır. Mesela adam tanımıyor. Güney Koreli veya Rus veya Bulgar, boksör. Tak tak vurup kırıyorlar, öldür sesini. Niye vuruyorsun kardeşim? Spor, böyle spor olur mu? Tanıyor musun? Tanıyor musun bunu? Yok. Peki, ölünce kahraman oluyor ringde. Aynı adam, aynı adamı sokakta ölürse ne olur? Katil olur. Ha o zaman ringle sokak arasında netice aynıdır. Peki fark nedir? Bizi eğlendirdin ya, biz deseniz yargılamayız. Katil demeyiz. Kahraman deriz ama biz seyretmedik. Bizi eğlendirmedin, bizi memnun etmedin. O zaman orada mı yaptın? Katilsin. Ölçü ne oldu gördünüz mü? İslam'da kan üzerine spor yoktur, haramdır. İnsanın yüzüne vurmak haramdır. Buhari'de geçiyor. Yarış var. Mesela araba yarışları kan üzerinde. Kan var. Boks kan üzerindedir. Medeni değil mi? Hayvan katliamı yapıyorlar. Şeylere, öküzlere ok atıyorlar değil mi? Öküzü nasıl arenada ha. Hayvan da ne yapacağını bilmiyor. Şimdi bu sporla ne alakası var? İşte Avrupa bu. Mesela Şia köpek kavgaları yaptırır. Afganistan'da ve İran'da köpek kavgaları yapıyor. Paramparça ettiriyorlar köpek köpeğe. Urfa'da da horoz devşiyor. İşte şuraya bak. Mutlaka mecusidirler. Onlardan geçmiştir. Yine çingene. Bak. Kalbinde iman, kafasında şuuru olan bunu yapamaz. Abi imansız mı dedin? Demedim. Yapamaz dedim. Merhamet, imanda merhamet vardır, şefkat vardır. İmanda merhamet var, şefkat vardır. İmanda haya vardır. Yani imanı olan bunu yapamaz. Yapamaz arkadaşlar. Yani o öküzü ölü öldüremez. Yapamaz. İman, şahamet imanesi müsaade etmez. Yani imanı şu. Biraz iman olsa maş basar. Sağlam iman kapar. O iman işte bu. Ne imanı? Şahamet İslamiye olsa, şahamet imani olsa yapamaz onu. Müsaade etmez iman ya. Yakar seni. Bunu dinleyen şeyi söylüyorum. Hepinize söylüyorum. Sen bir arabayla geçerken imanın var. Kasten değil. Sehven ve hataen. Arabayı kullanırken çukurda veya su arkından bir tane suyu geçen yaya sıçratsan lastiğinden, aynadan görsen ne yıldı ya falan der misin? İçin yanar mı yanmaz mı? Kaçsan veya gördün ama inip de özür dileyemedin. Seni günlerce vicdanın yakar mı yakmaz mı? Söyle bakalım o seni yakan nedir? Peki bir su ıslattın seni yakıyor da.
Veya birisinin burnu kanadı, hiçbir şey yapmadın şurada. Kedi yavrusu ağlıyor, dayanamıyorsun da. Adam köpeği köpeğe boğduruyor, parçalattırıyor. Sen söyle, ismini koy. Nedir bu? O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi, o aşiretin mahiyetine temas eden medarı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. Yani hiç tanımadı, oradan açılmıştı. Aşirete düşman oluyor. Niye oluyorsun kardeşim? Tanıyor musun? Yok. Ağam öyle dedi. Onun için böyle anlatırlar. İki aşiret reisi, aşiret reisi aşiret reisine gidiyor. Oraya ağa şey yapıyor. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. O da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ondan sonra başka zaman, onun yanındaydı ya, o yavarini gönderiyor. Ama ne dediğini bilmiyor ya, ne dediğini. Ne dediğini bilmiyor. Gidiyor şeye, yaveri o aşirete reisine. Ulan neydi ya? Hani onu selamlamakta bir şey kullanıyordu. Esselamu aleyküm diye bilmediği için şöyle diyor hemen. Agamın dediği gibi. Agamın dediği gibi. E şimdi o da ne dedi? Biz de agana dediğimiz gibi. İşte bu mezkür hakikat içindir ki bu zamanda hususan 40-50 sene sonra siye 40-50 sene sonra ne yapar biliyor musunuz? Kaçta telif edilmiş net olarak tamzim edilip basılmış? 1952. 1952'de şey yapılmış, tasnif edilmiş. 56'da resmen basılmış. Ustad 60'da vefat etmiş. 52. 50 koy. %90'ı. 50 koy üzerine. 1952. 2002. Bak işte bu mezkür hakikat içindir ki bu zamanda hususan 40-50 sene sonra. Niye 50 dedim? Anladınız değil mi? Burada mısınız? Dalmışsınız ha. 40-50 sene sonra Seyye 2002'den sonra fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Fenalık işleyenin üzerine kalmaz. Sen o zaman bir aşiret gibi öyle acayip bir cemaatçılık, grupçuluk, ergenokondur, cemaatçılık vesaire olacak ki bir kişi onun içinde veya lideri yaparsa genellenecek. Bak, işte bu mezkür hakikat içindir ki bu zamanda hususan 40-50 sene sonra siye fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiyet'in hukuklarına tecavüz olur. Görüyor musunuz? Belki milyonlar nüfus-ı İslamiye'nin hukukuna tecavüz olur. Adam bir tanesi yamukluk yapacak, milyonların hukukuna tecavüz olacak. 2002'den sonra. Ama adam bir iyilik yapacak, milyonların hukukunu ihya edecek. O zaman o kötülük milyonlarca şer olacak. Bir de okuyayım. İşte bu mezkür hakikat içindir ki, korkunç değil mi? Bu zamanda hususan 40-50 sene sonra, yani 1952, 2002'den sonra siye, hasene demiyor ha, siye, fenalık işleyenin kişi tek başına işleyenin üstünde kalmaz. Hasan hocacılar hepsi o siye işlemiş olacak. Çünkü onaylıyorlar. Peki bunu nasıl hak ettiler? Çünkü ben İslamiyet'e muhalefet ettiğim halde hala benim yanımdalar. Ondan hak ettiler. Hasan Hoca İslamiyet'e muhalefet ediyor. Etbaam diyor ki hikmeti vardır. Bu ihanetin, İslamiyet'e ihanetin bedeli benim yaptığım ihaneti İslam'a aynen onun da defterine yazılıyor. 40-50 sene sonra Seyye'den bahsediyor. Fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiyet'in hukuklarına tecavüz olur.
40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Görüldü demiyor. 40-50 sene sonra bu iş başlayacak. 40-50 sene. 40 koy 1952'ye. 92'den başlayacak bu iş. 2002'de zirve yapacak. Ondan sonra görülecek. 40-50 sene sonra bunun bir insanın hatası nasıl milyonlarca olduğunu göreceksiniz. O zaman öyle cemaatçılık, cemiyetçilik, ergonokonculuk, efendim şey, tarikatçılık, cemaatçılık, cemiyetçilik o kadar genel değil. Onun için göreceksiniz diyor. Ey bu sözlerimi dinleyen cami Emevi'deki kardeşlerim, bizimle alakası yok hemen getiriyor. Ve 40-50 sene sonra Alem İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslim'in, siz dahil misin şimdi bu söze? O zaman dahil değilsin, okuma kardeş, muhatap değilsin. Dahilsin, dahil. Bak bir de okuyayım. Ey bu sözlerimi dinleyen bu cami Emevi'deki kardeşlerim ve 40-50 sene sonra Alem-i İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslim'in, biz zarar vermiyoruz fakat menfaat verme iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Ya ben zarar mı veriyorum kardeşim? Ben böyle bir şey yaptım mı? Ben böyle bir şey dedim mi? Ben bunu onaylamıyorum. Ama bir kere bulundum o cemaatta. Ben böyle bir şey diyor muyum? Dolayısıyla benim kabahatim yok. Diyenlere bak ne diyor. Diyor ki biz zarar vermiyoruz. Biz bak Efrat var ya bizim arkadaşlar. Zarar mı veriyoruz? Biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat verme iktidarımız da yok. Biz adamı değiştiremiyoruz. Biz umumi hareketi nasıl değiştireceğiz? Menfaat veremiyoruz. Değiştiremiyoruz. Ama biz de bunu alemimizde onaylamıyoruz. Ama oradasın. Onun için biz mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil. Tembelliğiniz ve ne mi lazım? Aman o Hasan Hoca, hocadır ya evliya, daha önce uçuyordu. Uçuruyorduk yani. Niye? Nasıl indireceğiz şimdi onu? İsa yapmıştık. Ben İsa'ydım biliyor musun? Beni de Mehdi yapan var ha. Böyle böyle şeyler de var. Sakat tabii de kafadan. Gündeme söylemeye de gerek yok ama böyle şey ya. Bilmem neler diyenlere yakıştırmalar var. Çukurda olduğumuz gibi ta zirvede de yani. Acayip acayip garip. Sen bile okuduğun zaman mailini Allah Allah. Yani hani adam dedi ya. Hocam sen konuşunca kainat kark oluyor. Kainattan çıkıyorum. Allah Allah. Az kaldı inandım ona. Tekkemi anlattı. Yani acayip bir şey ya. Eğer ölçün sağlam değilse kasten uçuruyorlar. Tembelliğinizle veya neme lazım deyip çalışmamanız ve İttihad-ı İslam ile Milliyet-i Hakiki İslami ile gayrete gelmediğiniz, bizi gayrete getiren ne olacaktı? Milliyet-i İslamiye. İttihad-ı İslam. Milliyet-i İslam. Eğer bir insan Milliyet-i İslam, İslam milliyetini esas almışsa onun bütün hareketleri İttihad-ı İslam namına geçer. Eğer bir insan menfi milliyetçilik, kavim, Türk, Kürt milliyetçiliğini yaparsa onun faaliyeti ihtilaf İslam hesabına geçer. Tarihinde söylüyor abi aslında burada İttihad-ı İslam. İttihad-ı İslam'ı da fazla karıştırma tamam. Ondan sonra şey, dur, rahat dur. İttihad-ı İslam ile Milliyet-i Hakiki İslami ile gayrete gelmediğinizden gelmediğiniz sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte seyye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işleyene münasır kalmaz. İyilik de tersidir. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen fayda verebilir. Hayat-ı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için neme lazım deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil. Ya ne olacak ya? Babam öyle derdi. Oğlum dünyanın ipi koptu. Neyi düzelteceksin? Baba derdim ben bir kişiyi düzeltmeyle vazifeliyim. Dünyayı değil. Bir kişi doğdun öldün. Bir kişiye vesile ol yeter. Bak ne diyor? Neme lazım?
deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil. Para kazanmak, lüks araba almak, böyle bir şöyle hayat kurmak, bilmem uçacağız, kaçacak, özel böyle evliyalık, bilmem keşiflik, keşif, keramet, maneviyat, yat, kat, at, et, aş, iş, böyle bunlar zamanı değil kardeş. O dönemler geçti, gelecek inşallah. Ey bu camideki kardeşlerim, ve ısrar ediyor üçüncü kez. 40-50 sene sonra Alim İslam Mescidi Kebir'indeki ihvanlarım, zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri, sizin gibi büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim ustadlara bağlıdır. Kürtlerin hayatı, hürriyeti Türklere ve Arap'a bağlıdır. Niye? Bunlar büyük. Şimdi mesela tek başına kalsın şey, coğrafya itibariyle düşünün. Türklerle Araplar yüz çevirsin Kürtlere, ortada ada gibi kaldı. Ölür. Ölür. Türkler ve Kürtlere, Araplara, Kürtler sığınmasa Avrupa ejderhaları ve Asya münafıkları boğar yok eder. Sizin tembelliğiniz ve futurunuz ile biz bir çare küçük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar, en evvel bu sözler ile sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam taifelerinin ustalarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Allah'ın bir kanunu var. Layık değilsen alır, başka kabileye verir. Allah Araplardan aldı, Türklere verdi. Onun için, peki Türkler bıraktı mı? Hayır. Despot geldi. Türkler İslamiyet'i itmedi, direniyor. Elinden alınmaya çalışılıyor. Türkler İslamiyet'i itmedi. Onun için tembellik ve günahınız büyüktür. Ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan, gene bak, 5 defa olacak. 40-50 sene sonra onlara hitap ediyor ama 50 sene önce konuşuyor. Onlara hitap ederken 40-50 sene sonra gelenlere hitap ediyor. Dikkat edin. Ama orada konuşuyor. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri, 2002'den sonra Arap devletleri, Cemahiri Mutefikayı Amerika gibi, yani 53 tane Amerika'nın cumhuriyetleri var değil mi? Amerika'nın 53 tane devlet, Texas, New York, Washington gibi. Bunlar devlet isimleri. Bunlar bir araya gelmiş, bir devlet olmuşlar. United diye mi geçiyor? Böyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Devletleri. Ha, aynen bunun gibi İttihad İslam şu. Cemahir-i Mutefika-i İslami olacak gelecekte. Ne demek? Cemahir-i Mutefika-i İslami'nin 76 ikinci emirdan da söylüyor. Manası İslam Cumhuriyetleri Birliği. İslam Cumhuriyetleri Birliği olacak. Bak diyor ki, yani nasıl olacak diye örnek veriyor Amerika'dan. Diyor ki, hususan 40-50 sene sonra, 2002'den sonra Arap taifeleri Cemahir-i Mutefika-i Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan Hakimiyet İslamiye'yi eski zaman gibi küre-i arzın nısfında belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmasa inşallah nesli görecek. Bunu görecek. Gördük demiyor. Bunu sarı ifade tevil edilemez. İnşallah 2002'den sonra İslam devletleri, İslam Cumhuriyetleri Birliği olacak. Ustada bayram tebriki yazıyorlar. İkinci emirde 76'da bak. Diyor ki
Diyor ki inşallah diyor siz hakiki bayram olan Cemahir-i Muttefika İslamiye Bayramı'na yetişir ve görürsünüz. Cemahir-i Muttefika İslamiye, İslam Cumhuriyetleri Birliği. Zannediyorum 53 tane mi detayları ile beraber, eyalet mealet şunlarla buna, 53 tane İslam parçaları var, bir olacak. Sakın kardeşlerim, tevehüm ve tahayyül etmeyiniz ki, ya hayal görüyor ya, herhalde bu düşüncedir. De etmeyiniz. Ben bu sözlerimle siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Sizi aktif etmek için söylemiyorum. Haşa! Hakikat İslamiye bütün siyasetin fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyeti kendine alet etsin. Onun için abi nereden çıkartıyorsun? 2002'den doğru rüzgar İslam'ın arkasından esiyor. Ne olursa olsun Ahmet Mehmet'i boş verin ya, bu tiyatroda olan adamları. Yani siyasi liderleri, bunları boş verin, şahıslara takılmayın. Kim geçseydi o olacaktı. İslam hakkında aziz olmaya, İslam birliği olmaya Allah karar verdi. Öyle gözüküyor. Karar verdi. Kim önüne çıkarsa vallahi billahi tallahi devrilecek. Ve devriliyor. Her İslamiyet'in aleyhinde, İslam birliğine zarar gibi gözüken her şey lehine dönüyor. Ve dönecek. Ne olursa olsun. Ne İslam aleyhinde gözüküyor. Artık kimse bunun önüne geçemez. Bitti. Bak ne diyor? Göreceksiniz diyor 2002'den sonra. Ne diyor? Sakın diyor ben siyaset yaptığımı veya öyle arzu ettiğimi tevehüm edip söylediğimi zannetmeyin. Haşa! Hakikat İslamiye bütün siyasetin fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyeti kendine alet etsin. Onlar hikaye. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda Heyet İçtimai İslamiye'yi çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı ona başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozulur. Onun için İttihad İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsı kusurlarına bakmamak gerektir. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymetdar malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan ve hayat içtimaiyeye temas eden secilerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Terakkilerine medar ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı seyyiyeleridir. Sefihane seciyeleridir. Mesela onların bize bıraktığı. Bizden aldıkları seciye-i milliye ile, bizden aldıkları neymiş? Bir adam onlarda der. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar. Ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlerinden çıkar. Felsefeden çıkmaz bu. Dünya perest insanda bu söz olmaz. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis ve fena seciye itibariyle bir hotkan adam bizde diyor. Bak bizde, bizim içimize sokulan pisliğe bak. Ben susuzluktan ölsem yağmur hiçbir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmesem bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi
bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatını düşünmemekle, menfaat-ı şahsiyesini düşünmekle, bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetuhu nefsehu feleyse minel insani liennehu medaniyyul medaniyyu bittab'i. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ebnai cinsini mülahazaya mecburdur. Hayat içtimai ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir postla yaşayamadığından, ebnai cinsiyle fıtraten alakadar olduğundan ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur bulunduğundan, fıtratıyla medeniyet perverdir. Menfaat-ı şahsiyesine has-ı nazar eden insanlıktan çıkar. Masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesnadır. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.